Şimdi hemen bir Sözcü gazetesi diyelim. Sözcü gazetesinin manşeti: sıcak illerde oturanlara doğal gazı geliyor. Yıl başında doğal gaza %25 zam yapmışlardı. Şimdi de sıcak illerde oturanlara doğal gazı geliyor. Nedir? Zamma doymayan iktidar doğalgaza iklim tarifesi getiriyor. Ilıman ildeki vatandaş belirlenen miktardan fazla gaz tükettiğinde faturası katlanacak. Sık sık Karadeniz'de doğalgaz bulduk müjdesi veren iktidar, doğalgazda il bazlı kademeli fiyatlandırmaya geçirmesi için teklif hazırladı. Meclis komisyonuna sunulan teklif yasalaşırsa, kışları ılıman olan kıyı illerde oturanlar doğalgazı daha pahalı kullanacak. Sistem şöyle olacak. Şimdi mesela biz İstanbul için ılıman iklim diyebilir miyiz? Evet, aslında diyebiliriz. Yani İstanbullular, şöyle bir Karadeniz'e sahili olan iller, buralarda ılıman iklim olan yerlerde iklim düzenlemesi tarifesi geldiği için biz daha fazla faturayla, doğalgaz faturasıyla karşı karşıya kalabilirmişiz. Erdoğan Süzer'in haberi Sözcü gazetesinde. Her il için ayrı gaz tüketim ihtiyacı belirlenecek. Örneğin kışların soğuk geçtiği ildeki aylık tüketim ihtiyacı 100 birim olurken ılıman ildeki 50 birim olacak. Ilıman iklimdeki vatandaş 50 birimden fazla tüketirse bir üstteki zamlı tarifeye girecek. Yani bununla ilgili de eğer böyle bir düzenleme hayatımıza girerse, bazı gazetelerin manşetlerinde doğalgazda tarife düzenlemesi, hani zam değil de doğalgazda tarife düzenlemesi haberlerini okuyabiliriz. Sonra da bu bizim hayatımıza aslında bir zam, güncelleme de değil, bir zam olarak girebilir. Şimdiden söyleyelim. Devam edelim. Yine Sözcü gazetesinden seçmiş olduğumuz diğer detaylara baktığımızda, emekli vekil geçinemiyoruz diyor. Emekli vekiller, onların derdiyle dertlendik dün. Ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşı 2500 lira, emekli vekillerin maaşı ise 18.748 lira. Bu hatırlatmayı yapalım. Mustafa Elitaş, bütün emeklilere uygulanan hakkın vekillere uygulanmaması haksızlık. Diğer partilerde onay verirse yasal değişiklik yaparız demişti. Dün bunu detaylı bir şekilde anlattık. Bir daha okuyalım tane tane. Olur mu, olmaz mı, nasıl olur? Bu konuda mesela emeklilerimiz cevap hakkı kullanmak isterlerse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilirler ve biz de sizin mesajlarınızı seve seve okuruz. İğneden ipliğe peş peşe yağan fahiş zamlar emekli milletvekillerini de olumsuz etkilemiş. 3000'e yakın emekli vekile enflasyon farkı kadar zam verilmesi isteniyor. Maaşları 18.748 liraya çıkan emekli vekiller dertli. Türk Parlamenterler Birliği yöneticileri meclisteki parti gruplarını ziyaret etti. Emekli vekillere de tıpkı işçi, memur, emeklileri gibi enflasyon farkı verilmesi için destek istedi. AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, bütün emeklilere uygulanan hakkın vekillere uygulanmaması haksızlık. Diğer partilerde onay verirse yasada yasal bir değişiklik yaparız, yasada bir değişikliğe gideriz değerlendirmesini yaptı. Bunu konuşacağız. Cevap hakkınızı tekrar söyleyeyim, kullanmak isterseniz bu haberle ilgili lütfen bizlere yazıp gönderin. Bu arada İrfan, şöyle bir Sözcü gazetesine genel olarak bakalım. Yine zamlar var. Yine mi zamlar var? En azından hatırlatması var. Hayatımıza giren zamlarla ilgili birkaç bilgiyi de paylaşalım. İstanbul'dan İzmir'e otoyolla gidiş dönüşün 1810 lira olduğunu söyleyelim. Köprü, otoyol ve akaryakıt zamları yüzünden vatandaş otomobilini kullanmaya korkar hale geldi. Örneğin İstanbul'dan İzmir'e paralı köprü ve yolları kullanarak otomobiliyle gidecek vatandaşın tek yön için 905 lira harcaması gerekiyor. Tablosu da verilmiş. İstanbul-İzmir 479 kilometre, motorin masrafı 393 lira, Avrasya Tüneli geçişi 53 lira, Osman Gazi Köprüsü 184,5 lira, paralı otoyol 274,5 lira. Yani İstanbul'dan İzmir'e otoyolla gittiniz, döndünüz, 1810 lira gitti. Akaryakıta bir yılda 46 kez zam yapıldı. Yine bir bilgi. Dünyada Türkiye'deki gibi akaryakıta sık sık zam yapılan başka ülke yok. Bir yılda akaryakıt fiyatları 58 kez değişti. 46'sı zam, 12'si ise indirim oldu. Ama tabii örneklerde Almanya'dan veriliyor, Avrupa Birliği'nden veriliyor. Birim olarak da verilmiyor, fiyat olarak veriliyor. Aslında herkes akaryakıtı, hani alım gücü anlamında çok yüksek fiyatlardan ödediğimizi ve aldığımızı
biliyor, yaşıyoruz. Ama bize Almanya'dan, Fransa'dan ya da Avrupa Birliği ülkelerinden örnek verildiğinde sanki biz böyle ucuz kullanıyormuşuz gibi bir hava, bir görüntü de ortaya çıkıyor. Öyle değil. Vatandaş cebine bakıyor, maaşına bakıyor, yaptığı harcamaya bakıyor. Neyin ne olduğunu biliyor. Aslında şimdi cevap hakkı haberini paylaşacaktık biz. Fakat bu kadar konuştuk bu akaryakıt zammını. İrfan, istersen akaryakıt zammının trafiğe etkisi. Bir paylaşalım bu haberi de. Sonra bugün bizim programımızda başlık olarak seçmemize sebep olan Kılıçdaroğlu ve dün akşam o televizyon programında yaşananlar, o haberi getirelim ekranlarınıza. 13 lira 14 lira benzin mi olur? Bir depoyu kaç lirayla dolduracaksın? Kaç para maaş alıyor bir insandan? Ufacık araba 510 liraya doldu. Nereye kadar gidecek bu bilemiyorum. Ama yani mağdur oluyoruz. 50 liraya gittiğimiz yere 150 liraya gitmeye başladı. Fiyatınız nerede? Kapının önünde duruyor. Toplu taşımayı tercih ediyor çünkü acayip her gün zam geldiği için. En son gelen zamlar biraz fazla oldu. Son zamla benzinin de motorinin de litresi 14 liraya yaklaştı. 63 kuruş zamla benzin 13 lira 56 kuruş oldu. Motorine gelen zamsa 94 kuruş. Litresi 13 lira 72 kuruşa çıktı. 1 litre akaryakıt 1 dolara denk geliyor artık. Oysa dolar düşünce benzine de indirim bekliyordu sürücüler. Son zam doların düştüğü 20 Aralık'tan bu yana 4. zam. Yeni yıl akaryakıt zamlarıyla başlamıştı. Zamlarla devam ediyor. Motorinin litresine 94 kuruş, benzinin litresine 63 kuruş zam geldi. Son zamla birlikte hem benzinin hem motorinin litre fiyatı 14 liraya dayandı. Kaça doluyor bir depo? 910 liraya doluyor. 4-5 depo işim gereği dolaşan bir insanım. Mecburum. Şimdi 4500 lira ayda benzinle mi vereyim? Ben hep 50 lira alıyorum. O insanlar bir kendini kandırmasınlar yani. 10 günde 50 lira alıyorsa bu sefer 5 günde 50 lira alıyor. Ben sadece 50 liralık yakıt alıyorum diyen bir sürücüyü düşünelim. Geçen sene bu tarihlerde 50 liranın karşılığında 7 litre benzin alırken aynı sürücü bugün 50 liranın karşılığında 3,5 litre civarında benzin alabiliyor. Kaybı ise tam yarı yarıya. Araç sayısında da azalma var. Alımda da azalma var. TL bazında aynı gibi gözükse de ama litre bazında düşüyoruz. Zamlar yakıt tüketimini de azalttı. Bu durum İstanbul trafiğine de yansıdı. Yollar en yoğun saat dilimlerinde bile boş. Hafta içinde özellikle saat 18 civarında %65-70'lerin üzerine çıkarken son bir hafta boyunca %50-55'ler civarında seyretti. Bunun asıl nedeni akaryakıta yapılan zamlar. Bizim elimizdeki verilerde bu düşüşü gösteriyor. Mecidiyeköy'den Bakırköy'e eskiden 1,5-2 saatte gelirken şimdi 50 dakikaya düştüm. İnsanlar arabasını kullanamıyor. Çıkmıyor, kesesini düşünüyor. Ya da komşular anlaşıyor, beni de işe bırak, sen git bu hafta ben seni götüreyim, yarın sen beni götür. 55 litrelik bir aracın deposu son zamla 745 liraya doluyor artık. Üstelik zamlarla birlikte ÖTV de geri döndü. Birçok sürücü maliyet katlandığı için işe aracıyla değil, toplu ulaşımla gidip gelmeye başladı. Tabii ki park yerinde, evin önünde bekliyor yani. Kullanamıyorum. Son zamanlarda akaryakıta çok zam olduğundan dolayı metrobüsle gidip geliyorum. Metrobüs biraz daha kalabalıklaştı eskisine göre. Son zamlardan sonra daha farklılaştı. Yeni yılda taksi ücretlerine de zam gelmişti. Ancak üst üste gelen akaryakıt zamları onların da kazancını düşürdü. Depolarını doldurmak için harcadıkları para bir günde 50-55 lira arttı. Dünle bugün arasında 1 lira fark etti. Yakıt bu şekilde olmasaydı, zam da gelmeseydi. Bizim için daha iyiydi.